Hoş geldiniz. Buyurun. Biz şu anda Kiev'deyiz. Vokzalla tren istasyonunun orada Malahide Apartments'teyiz. Hotels.com'dan bulduk burayı. Burası 1+0 stüdyo diye geçen ama artı balkonu mutfak şeklinde dizayn edilmiş bir apartman dairesi. Bir tane banyo, duştu ve çok önemli, bizim için çok önemli çamaşır makinesi olan bir apartman burası. Burası girişimiz, kapı. Klasik Rus stili. Dışarıya doğru açılıyor. İçeriye doğru yapıp alan kaybetmiyorlar burada. Burada bir tane portmantomuz var. Burada... Burada Türk şeyi koyarsın, müziği koyarsın. Türk stili ayakkabıların pisliği içeriye gelmesin diye böyle bir yer oluşturduk biz kendi çapımızda. Kapıdan girdiğinizde sol tarafta hemen, sol, binamızda iki tane çıkış sol tarafta tuvaletimiz var. Burada tuvalet var. İlk girdiğim zaman aa banyoda cam var deyip sevinip karşılaştığım manzara var. Ama güzel düşünmüşler. Evet, yani bence de güzel kapatmışlar. Küçük bir lavabo tezgahı, minik asla rahat olmayan bir lavabo. Yeterince geniş bir duş teknesi. Çok enteresan. Lavaboyu bu kadar küçük yapmışlar ama duşu neden bu kadar büyük yapmışlar? Yüzünüzde burada yıkayınıyorlar herhalde. Bence iki kişi duş alsınlar diye. Bunlar da çok seviyor. Ukrayna olur. Burada kaç kilo olduğunu hala çözdü. 5 kiloymuş. Evet, şu anda çözdüğümüz bir çamaşır makinemiz var. Başka? Burada askılığımız var. Burada peteğimiz var. Turkish style. Çok sıcak. Evet, çok sıcak. Kurutma yöntemimiz bunlar. Buradan çıktığımız zaman, tekrardan sola döndüğümüz zaman bizi aslında yatma yeri karşılıyor. Burada bir tane Android sistemli, ne denir ona? Smart TV. Smart TV var bir tane. Burada bir adet dolap. Dolabın aslında bayağı büyük. Üst tarafta vesaire de gözleri var. Bir tane desk var. Bunun altında puf vardı ama ben onu balkona çıkarttım. Ben bir şey söyleyeceğim. Çıkarttım. Gerçekten. Buraya sanki bir ayna şartmış ha. Evet, bence de. Bir boy aynası da çarpmış aslında bakarsan. iPad'imiz kırıldı. Evet, organ kanayan yarası olduğu için. Oyuncağım kırıldı. Burada bir tane yatağımız var. Burası aslında bizlerin alışkın olmuş olduğu balkon sisteminde bir yer. Ama bence çok çok güzel değerlendirmişler ki benim de Türkiye'de bir ev yaptırırsam düşündüğüm şeylerden biri balkona bir tane tezgah ve ocak koymaktı. Kızartma mutfağı gibi değil mi? Aynen öyle. İşte balıktır, kızartmadır vesaire yapılacağı zaman çok çok mantıklı ki koku direkt buradan çıksın diye. Böyle küçük kompakt bir mutfak yapmışlar. Bizim mantığımızla yemek yapmadıkları için, daha doğrusu hiç yemek yapmadıkları için onlara elektrikli ocak yetiyor ve mikrodalga. Evet. Onların gayet işlerini görüyor. Yalnız apartman sahibinin, daire sahibinin düşüncesi hoşuma gitti. Bütün bardaklar ve tabakların hepsi mikrodalgaya uyumlu tabaklar. Evet, microwave safe. Evet. Bir tane kettle var. Bir tane kettle var. Bu bardaklar şu Türk kahvesi fincanları ve arkadaki tupperware hariç hepsi buraya ait. Burada... Gerçek bir Türk kahvesi... Hastaları sadece bunu anlayabilir. Evet, biz gerçek bir Türk kahvesi hastasıyız gerçekten. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Türk kahvesi ilk valize konulan şeydir. Burada çöp kutusu var ve ilaç mısır kokuyor. Evet ya, mısır çok yaktık tüm mısır. Evet, burada 3 tane gözden oluşuyor. Yalnız şöyle bir handikap var, diğer videolarda göreceksiniz. En küçük ve tek, ilk ve tek olan tenceremiz bu olduğu için biz de yanımıza cezve getirmeyi unuttuğumuz için Türk kahvelerimizi bunda yapıyoruz ama her türlü iş görüyor. Evet. Burada kuru gıdalarımız var. Yedek kahvelerimiz var. Bayatlamasın diye küçük tercih ettim. Bir de Hisar kahveyi de daha önce kullanmıştık zaten. Beğenim bu tadını. Nerede? 101'de mi satılıyor acaba? Efendim? 101'de mi satılıyor? Yok. Ben sanırım Çağdaş'tan aldım Ankara'dan. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası buzdolabımız. Biz dediğim gibi yemeği seven bir çift olduğumuz için normalde insanlar belki sadece alkol, belki sadece su. Hani bilemedim bir çikolata koyuyorlar ama biz de. Bu arada... Geldiğimizde kaç para bozurduk ilk havalimanında? Ne kadar bozurduk? Sen 150 bozdurdun. Dolar bozdurduk. 150 dolar bozdurduk. 100 dolar da şeyde bozdurduk. Altın kapınlarda. Evet. Toplam 250 dolar para bozdurduk. Evet. Ne kadar? Kaç grivina yapıyor? Bu arada para birimleri grivina. 250 dolar
Yani ne kadar yaptı? Hemen bakalım. Nerede benim telefonum? Yani şöyle söyleyeyim. 250 dolar 8 ile çarp işte 4000 lira mı yapıyor? Aa, benim telefonum yok. Aa, burada. Çok yaşa. Çok yaşa. Hep beraber. Hemen bakalım. Ah, evet. 2000 lira para yapıyor. 250 dolar. 2000 lira para yapıyor. 2000 kaç lirada... bir evine? Emin misin? Ya ben öyle düşünüyorum. 250 ABD doları 7.047 Ukrayna grivnası. Yok, dolar TL olarak söyledim. TL olarak. 7046 mı? 7047. 7047. Hı-hı. Bak şu anda cüzdanımda hala... Kaç TL dediğin zaman da 1047. TL'yi boş ver. Toplam 7047 ise şu anda 3000'den fazla grivna hala cüzdanımızda var. Ve ama bunun için de şunu eklemek lazım. Mesela dünkü market alışverişimizden bahsetmişiz. İçinde Jager'i vardı, Martini'si vardı... şarabı vesaire, hani bunları yaptığımız takdirde 700 lira harcamadık değil mi? Taksiyle geldik. Evet. Sim kartları aldık. Evet. Bir evet, tane daha iPad'e sim kartı aldık. Evet. Evin temel alışverişini yaptık. Temel derken her şeyi. Yani yağ, salça, mantı, zeytinyağı. Hatta bunun içine abuk subuk bizim fantastik ürünlerimiz de dahil yani. Hani. Ve bu arada zeytinyağı konusunda falan da kazıklayıcı bir market. Aynen. Yani daha ucuzunu sonradan öğrendik biz. Eko diye bir market var bugün, şimdi onu da göstereceğiz. Biz Novus'a gittik. Novus buranın pahalı marketi. Novus bizim Carrefour gibi düşünebilirsiniz. Carrefour gibi. Şampanyasını aldık, şarabını aldık. Jägermeister aldık. Ondan sonra biralar aldık. Gin tonic aldık. İşte salata malzemesi aldık. Temel salçasıdır, bilmem nesidir, salatasıdır, meyvesidir, unudur, şekeridir, tuzudur. Hepsini aldık. Fiyat performans açısından baktığınız zaman ama burada mesela bir alkole biz Jager'e kaç para verdik? 265 grivna mı verdik? Evet, 265 grivna'ya şu Jager'e aldık. Temel olarak 4'e bölüyorsun basitçe. Hayır hayır, anlatmak istediğim şu. Bu kaçtı? 50'lik. 50'lik Jager'i biz 265 grivna'ya aldık ama 1,5 litre suyu 16 grivna'ya aldık. Evet, opa, su pahalı. Gerçekten pahalı. Bu arada 3 gündür aç dolabı göstereyim. Aralıksız ciddi ciddi çikolata yiyoruz. Yediğimiz çikolata da ucuz çikolata değil yani. Milka'nın iyisini yiyoruz. Bak, zot pudingler var. Ben bunları çok severdim eskiden. Türkmenistan'da da yiyordum. Pahalı bir şey. Şive, hani aldığımız içecekler böyle teneke yani. Hani ucuz değil. Litrelikleri de var. Mısırından tut işte pancarına, efendime söyleyeyim, kerevizine falan her şeyini aldık biz. Yani soyulmuş domatesi falan filan da var bunda. Ürünler ucuz ürünler değil ama son derece hesaplı. Hala da var yani. Çilek tadı çok yakışmamış bence ama. Evden. Videodaydık değil mi? Evet. Burayı tanıt. Başka ne alabilirim? Evet, burası mutfağın tam karşısı. Çok güzel bir dekorasyon karşıladı bizi. Bir tane yuvarlak masamız var. İki tane koltuğumuz var. Yalnız şuradaki deskin altındaki pufu da ben yine buraya getirdim. Ayak uzatma. Ayağımızı falan uzatırız diye. Bir de şurada ışık vesaire takarken, kettle'ı alırken boyum yetmediği için. Onu kullanayım. Koca sandalyeyi taşımayayım mantığıyla. Onu da getirdim buraya. Burası iki kişinin çok rahat. Biz iki haftalık tuttuk değil mi burayı? İki haftalık tuttuk. Şu anda da 5. günümüzdeyiz. Çok da iyi yani. Yani çok rahat yaşayabileceği bir yer. İki kişiye hala yeter. Sadece benim isteyeceğim belki iki tane şey olabilirdi. Detay olabilirdi. Birincisi bir koltuk mutlaka isterdim. İnsan bazen böyle oturmak istiyor. Hani sürekli yat olmuyor. Oturmak için de her zaman sandalye mümkün olmuyor. Rahat olmuyor. İkincisi de bir boy aynası veya ekstra bir ayna daha tercihim olabilirdi. Onlar da depolama alanı vesaire gerçekten çok çok kullanışlı. Evet. Hı-hı. Biz burayı nereden tuttuk? Biz burayı hotels.com'dan bulduk. Airbnb'den bulmadık çünkü bir aylık bir tutma şey istemedik. Yani bir aylık kendimizi tek bir yere kapatalım istemedik. Çünkü büyük bir ihtimalle bundan sonraki durağımız şey olabilir, Lviv olabilir. Bir de neden burayı tuttuk onu da söyleyeyim. Ha, burası çok merkezi bir yer. Merkezi, bir de işin enteresanı, buraya gelince 14 gün karantina vardı. Evet. 14 gün karantinada şeyde böyle hani buranın onaylamadığı koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlerde kalamıyorsun. Hı hı. O yüzden bizi aslında başka bir yere tutmuştuk. Biraz uzaktı merkeze. Çünkü geçen sene de buraya yakın Voxan'da merkezde kaldık. İbis'te. Burayı 14 günlük Türk parasıyla 3.995 liraya tuttuk. Evet,
gayet bir otele kıyasladığın zaman iyi. Çünkü yiyeceğimiz içeceğimiz de biz kendimiz alıyoruz. Burada yemek yapıyoruz. Ha, dışarıda yemek yemiyor muyuz? Tabii ki dışarıda yemek yiyoruz. Geldiğimizden beri dışarıda diyorum. Bu arada tabii, onu da söyleyeyim. Hani o paradan sadece şöyle söyleyeyim. Harcadığımız paradan kalanını anlatayım. Geldiğimizden beri en az 4 kere dışarıdan sıcak şarap aldık. Sıcak şarap aldık. En az 4 kere yemek yedik. Bir kere çok lüks yemek yedik. Evet. 2 kere aperatif aldık sağdan soldan. Sabah kahvaltısı. Bir kruvasandan falan. Kruvasan falan yedik. Ondan sonra ekstraları da var yani. Buna bir de kulaklık da aldık. Hani düşün. Aa, evet, bugün Xiaomi'nin kulaklığı. Buna rağmen hala 3000 grivnamız kaldı. Bence aslında şey, ekonomik gidiyoruz. Ya aslında şöyle bir şey, biz ne kadar ekonomik tatil yapacağız desek de hiçbir zaman bu sözü tutamıyoruz. Çünkü niye? Hani bir tane alkol mesela bize yeteceğini düşünmüyoruz. Gidiyoruz, mutlaka başka bir şey denemek istiyoruz ki burada sudan ucuz mantığıyla ilk geldiğimizde hatırlıyorsan böyle renkli renkli simli simli şampanyalar falan almıştık biz. O zaman da ucuz tatil yapmaya ki 3 günlüğüne gelmiştik o zaman. Bir şekilde kendinizi tutamıyorsunuz burada. Bir şekilde alışveriş yapıyorsunuz ama bu eminim ilk haftanın vermiş olduğu bir şey bizde. Rahatlık. Rahatlık. Yani bundan sonra büyük bir ihtimalle şeye döneceğiz biz de artık. Orada ihtiyacımız olan şeylere. Tavsiye eder misin yani burayı? Apartman olarak mı? Yoksa ki Ukrayna'yı mı? Hayır, yok. Apartman olarak. Yani bizim öncelikle bir şey söyleyeceğim. Havalimanından bulduğumuz taksici. Evet. Keşke adını bilsem. Keşke dilimizi bilse. Keşke bizi anlayabilse de ona buradan teşekkürlerimi iletsem. Telepati yoluyla. Burası bir kompleks. Burası bir kompleks. Girdiğinizde site. Sitenin evet, işte bütün sayıları yazmasına rağmen siz siteyi bulamıyorsunuz. Hani çünkü isimleri farklı farklı. Böyle. Rusça Kiril alfabesiyle yazıyor. O yüzden biz siteyi bulamamıştık. Sağ olsun gecenin saat 3'ünde bizi aradı Svetlana'yı, apartmanı buldu, gösterdi. Hı-hı. Taksisi bitmesine hemen yarım saat aradı. Şimdi ona Allah razı olsun diyeceğiz. Yo, gerçekten çok yardımcı oldu. Eve girene kadar yani hı-hı, yerimiz belli olana kadar aradı. Gerek kadınla Rusça konuşup bize İngilizceye çevirdi. O şekilde yardımcı oldu. Ya adam olmasaydı herhalde biz sabaha kadar başka bir yer bulamayıp gidip bir gece büyük bir ihtimal İbis'te falan kalırdık. İbis'te falan kalırdık. Gündüz gelmedik. Aynen öyle. Gündüz gelmedik. Adam bizi şey yaptı. Onun dışında burayı önerir misin? Öneririm. Şöyle öneririm. Aynı bizim Türkiye'deki apartmantı aslında ya. Apartman ziyade daha ucuzları var. Yok değil. Ama şunu hesapla. Bugün biz ilk geldiğimizde smart kartta kaç para yükledik? 20 geçiştik yükledik. 200 işte gramına para yükledik. Evet. 20-22 geçiş. Üstüne para, geçiş, para verdi. Yani sağ sola gezmek için para yüklemektense evin merkezi yerde tutmak bazen daha iyi oluyor. Çünkü siz aslında yürüyerek gezmeniz lazım. Yani burada araba kiralamaya gerek yok. Yok. Herkes yürüyerek gezebilir ama mesela öbür tuttuğumuz ev olsaydı eğer, oraya biz 3 vesait gidiyorduk. 8 grivnadan. Kişi başı 24-24 48 grivna zaten harcayacaktık günü. Aynen öyle. Yani grivnayı vermiş olacağınız o parasını burada eve eklemiş oluyorsunuz. Aynen. Ve şöyle söyleyeyim, çok nezih bir yerde kalıyorsunuz gerçekten. Ses çıkmıyor, bir şey olmuyor. Yani yalıtım, şu anda mesela, cam açık şu anda. Cam açık ama yan taraflar, oranın yalıtımı çok iyi. Evet. Isınması, of. Ya biz şeyden çok korktuk. Ben buraya ilk geldiğimiz zaman, videonun başında veya başka bir videoda büyük bir ihtimalle göreceksiniz. Geçen sene çok üşümüştüm. Yani Ankara'dan gelmiş olmamıza rağmen çok çok üşümüştüm. Bu sene de 14 gün burada kalacağımızı bildiğim için gelirken böyle kalın kalın şeyler aldık. İnanın atletle falan yatıyoruz yani. Çünkü ısınması çok iyi. Peteklerin haricinde artı bir de klima sistemi var burada. Klimayı soğutmak için kullanıyoruz. Yani onu gerçekten soğutmak için kullanıyoruz. Evet, o kadar sıcak bir soğutuyor zaten. Yani. Doğru. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Bu arada Svetlana ile de konuşuruz. Gelecek olan varsa. İndirim evet, yapar belki. Svetlana ile biz iletişim kuramıyoruz ki. Bunu nasıl açıklayacaksın Svetlana'ya? Ha, o doğru. Evet, bak, evin tek kötü yanı, evin sahibi Svetlana. Yazıyorum. SMS vermiyor. Cevap vermiyor. Sadece araman lazım. Mesela Türk hattını açmadı o gün. Para yazıyor herhalde burada. Olabilir ama Ukrayna hattı aldık. Biz onu da başka bir videoda anlatalım. Aynen, nasıl Ukrayna aldığımızı. Evet. Hı hı. Görüşürüz. Paka. Paka.